daha çok şiddetle terör örgütünün ya da terörün bitirildiği vaki değil. Bizim öncelikli hedefimiz silahsızlandırılmadır. Ama şuradaki toplumsal alanda bizim vatandaşımız, yani Kürdü'de, Türkü'de, Lazlı'da, Çerkezi'de bütün vatandaşlarımız birinci sınıf vatandaştır. Türkiye'nin bir temel hak ve özgürlüklerle ilgili sorunu vardır. Türkiye'nin bir demokratikleşme sorunu vardır. Türkiye'nin bir yeni anayasa sorunu vardır. Dolayısıyla Türkiye bu sorun alanı içerisinde bütün sorunları değerlendirmektedir. Yani tabii ki Kürt kardeşlerimizin sorunları vardır. Büyük oranda çözülmüş sorunları vardır. Yani Sayın Başbakan ben Kürt sorununu inkar ediyorum demiyor. Tam tersine ret ve inkar politikalarını sona erdiren bir başbakan bunu söylüyor. Peki Kürt sorununun çözümü konusunda sivil ve siyasi adımlar bundan sonra atılmayacak mı? Frene basıldı mı bu konuda? Hayır, biz şimdi bakın burada altını çizdiğim şey şu. Türkiye demokratikleşirken, Türkiye yeni anayasasını hazırlama sürecindeyken, Türkiye temel hak ve özgürlüklerin zenginleşmesi ve yaygınlaşması söz konusuyken 74 milyon insanımızın her biri bizim için birinci sınıf ve eşittir. Dolayısıyla burada Kürt sorunu ifadesi de zaten yanlış bir ifadedir. Yani bir kimlikle sorun kelimesinin yan yana getirilmesi ve o kimliğin sorunluymuş gibi ifade edilmesi de büyük ölçüde tabii şey yani anayasayla da bağlantılandırılıyor Sayın Selvi, yani evet. Siz de yakından biliyorsunuz işte anayasal vatandaşlık, Kürt kimliği, kültürel haklar, zaten Sayın Başbakan iki parti bile kalsak, tek başımıza da kalsak anayasayı devam ettireceğiz dedi. Tabii vatandaşlığın evet. Etnik bir kimlik üzerinden tanımlanması değil, temel hak ve özgürlükler üzerinden tanımlanması gerekir. Tabii, mesela hani bu anlamda bu adamlar değil mi? Bunları da kastediyor. Onlar yani, kastediyor. Bir de akil adamlar yani Sayın Başbakan akil adamlarla ilgili bir şeyde olumlu yaklaşıyoruz dedi. Deniz Bey size geçelim ama yine Sayın Başbakan'dan minik bir VTR izleyelim. Sizin yakından bildiğiniz bir konu. Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ün kaçırılması. Çünkü Sayın Başbakan onu da bir argüman olarak, onun da teröre bir prim kazandırılma yönelik bir argüman olarak bir kaçırılma üzerindeki kuşkusunu dile getiriyor. Arkadaşlar onu da bir izleyelim. O VTR'yi devam edelim. İzleyelim. O VTR'yi devam edelim. CHP'li milletvekili arkadaşımızı kaçırdılar. Şimdi acaba burada bir kaçırma eylemi var mı? Şimdi bana gelen birçok mesajlarda var zannettik, ödümüz koptu. Ödümüz ağzımıza geldi. Ve ama ben sen mi söylüyorum? Dedim ki herhalde bu iş kısa zamanda bitecek bir iştir. Nitekim öyle de oldu. İki günde işgeye döndü. İşte 6 saat yol yürümüş, dağa çıkarmışlar filan falan. Ve bunlar da doğrulanması gerekli olan bir eylem. Ama dikkat edin. Yani milletvekili arkadaşımızın ifadeleri çok enteresan. Arkadaşlarımız. Yani bir tane bunlar teröristtir diyemiyor. Çok manidar bu. Tamam da şimdi benim il başkan yardımcılarım öldürülüyor. Onlar tarafından. Yaralanıyor. Kaçırılıyor. En son Gülpınar ilçe başkanım 56 gün kaçırıldı. Hakkari'de aynı şekilde merkez ilçe başkanım kaçırıldı. Yani buna benzer birçok kardeşlerim kaçırıldı. En son biliyorsunuz milletvekilimin kardeşi ki il başkan yardımcımdı, onu da şehit ettiler. Şimdi bunlar ülkede medyanın gündemine oturmuyor. Ama milletvekili kaçırılınca herkes bunu günlerce gündemde tuttular. Şimdi sormazlar mı adamı? Yani arkadaşımız siyaset yapıyorsa benim partimin oradaki il başkanı da, il başkan yardımcısı da, ilçe başkanı da, belediye başkanı da, onlar da siyaset yapıyor. Onlar siyaseti yaparken AK Partili olarak böyle bir durumla karşı karşıya kaldığında medya yazılı ve görsel olarak buna sahip çıkmayacaksın. Ama öbür tarafta CHP'li milletvekili arkadaşımızı kaçırdıklarında hepsi sanki Türkiye adeta terör örgütünün hakimiyeti altına girmiş gibi bunu değerlendireceksin. Ve kaçırdılar, şöyle oldu, böyle oldu vesaire. İki gün sonra teslim edilecek. Ve gayet güzel, el bebek, gül bebek böyle bir durumla karşı karşıyayız. Ve teröristler kaçırdı denmeyecek. Arkadaşlar bana iyi muamele etti. İfade bir deva da temelinde sakat.
Evet, Sayın Başbakan'ı dinledik. Deniz Bey, sizinle devam edelim. Valla ben bu sözlerden sonra Türkiye'de bir Kürt sorunu olduğu konusundaki kanaatim pek yani güçlendi açıkçası. Çünkü çok sağlıklı bir bakış açısı olarak görmüyorum. Türkiye'de eğer... Hangisini sağlıklı? Şunu söylüyorum, yani PKK'lı dağdan inmiş, yol kesmiş, önüne milletvekili gelmiş, onu almış, dağa götürmüş. Biz bunu sorun olarak görmüyoruz. Vatandaşın kanaatlerini kanıt olarak sunuyoruz. Yani senin kanaatin, kişisel kanaatin o adamın kaçırılmadığı yönünde olabilir. Ama bu onun kaçırılmadığının kanıtı olamaz. Ama Sayın Başbakan %50 işte küsür, halkımızın %54 küsürü kaçırılmadığı kanaatinde. Kanaat kanıt olur mu ya? Yani böyle bir bakış açısı. Öteki taraftan mesela biraz önce... Sayın Başbakan'ın elinde bazı bilgiler olabilir mi? Bunu kamuoyuna açıklamak istemiyorum. Açıklasın mesela, o zaman. Şöyle yani insanlara bakın. Uyarılmasına rağmen ona derim ki oraya gitme filan. Şimdi... Çünkü hani ben de Hüseyin Aygül'ün bir PKK'lı olmadığını biliyorum. Keşke yani, Sayın Başbakan ve AK Parti teşkilatları Hüseyin Aygün kaçırıldığında gösterilen tepkiyi kendi üyelerinin, görevlilerinin kaçırıldığında gösterebilse. Hüseyin Aygün kaçırıldıktan 5 saat sonra Tunceli'de 3-4 bin kişi sokağa döküldü, yürüyüş yaptı. Bir gün daha sürseydi o 10 bin kişi olurdu, 20 bin kişi olurdu. Dağdan Tunceliler giderken de vekillerini PKK'lılardan alır gelirlerdi. Hatta ben o gün Twitter'a yazdım. Tunceli halkı Hüseyin Aygün'ü yani devletin alamadığı şeyi Tunceli halkı nasıl gidip daha Hüseyin Aygün alacaktı? Gider alırdı çünkü PKK'ya geçit vermiyor Tunceli halkı. PKK Tunceli'de tutunabilmek için, barınabilmek için işte Şemdin'in stratejisinin bir benzerini yürütüyor. İşte Tunceli'yi Kürtleştirmek, Tunceli'yi işte PKK'lılaştırmak gibi bir stratejisi var. Ve bunun karşısında da en ciddi sorun olarak gördüğü isimlerden biri Hüseyin Aygün'dü. Yani bu işin gerçeğine bu açıdan bakmak gerekirken devlet olarak maalesef siyasi mülazalarla farklı bir bakış açısıyla bir propagandaya dönüşüyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Orada Tunceli'de yaşanan Türkiye'nin Güneydoğu'nun genelinde yaşansa ne PKK sorunu kalır ne başka bir şey. Tunceli halkı kardeşim beni zorla Kürt yapamazsın, beni zorla PKK'lı yapamazsın, ben Zazayım, ben Aleviyim, ben PKK'ya prim vermiyorum mesajı veriyor, her fırsatta veriyor. Bakın o kadar baskıya rağmen, o kadar silah tehdidine rağmen Tunceli'de iki milletvekilini de CHP çıkardı. Bunda Hüseyin Aygün'ün aday olmasının da büyük bir etkisi var. Şey, yoksa BDP adayı Ferhat Tunç değil mi? Elbette ki. Ben orada bir yazar... Sayın Selvi'yle son sözü size vereceğiz. Şimdi 7-8 dakikamız kaldı. Şeyin, Deniz Bey'in söylediğine ben katılmıyorum. Şimdi bakın PKK'nın demin ifade ettiğim, oluşturmak istediği bir olağanüstü hal psikolojisinden bahsettim. Önce Şemdinli'den püskürtülen örgütün karakol saldırısı, arkasından tam onun arkasına da arkasından Foça, Hüseyin Aygün'ün kaçırılması, Foça, Foça ve bütün bunlar üzerinden yürütülen propagandaya baktığınız zaman, psikolojik harekata baktığınız zaman Hüseyin Aygün'ün döndükten sonra kullandığı ifadeler kabul edilebilir ifadeler değildi. Sayın Başbakan orada kendi kanaatini ifade ediyor. Olur mu? Halkın kanaatini kanıt olarak gösteriyor. Şimdi hayır. Halkın da bu yönde bir kanaati var. Bende de bazı bilgiler var. Dolayısıyla ben kaçırılmadığı kanaatindeyim diyor. Ben de aynı şeydeyim, kanaatteyim. Şimdi biz bazen, ben de akademisyenim, bazen akademisyen ve entelektüel iyi niyetiyle meseleye baktığımız zaman çok bazı şeyleri iyimser görüyoruz. Ama her şey o kadar toz pembe ve iyimserlik içerisinde değil. Maalesef aslında oraya girmedik. Mesela Hatay'da kimlerin bir araya geldiğine baktığınız zaman Esed'in evet, kanımız canımız Esed, Esed şimdi Esed bir açıklama yaptı, Türk halkı benim yanımda diye. Şimdi ben dönüp Türkiye'ye kimler Esed'in yanında diye baktığımda oradaki kombinasyon çok ilginç bir kimler kombinasyon. Bu son derece açık. Yani
Dünkü yürüyüş, ondan önce yapılan İşçi panel, Parti. İşçi Partisi, Aydınlık Gazetesi, Cumhuriyet Halk Partisi ve içerideki... Hatay'daki yürüyüşte Cumhuriyet Halk Partisi var mı? Yoktu. Önceki paneli kastediyorum. Şimdi hiçbir şey maalesef göründüğü gibi değil. Hayır, ben şunu söyleyeyim. Pardon, bir saniye, şunu söylemek istiyorum. Şimdi bakın. Bu BDP'lilerin kucaklaşma sahnesi. Şimdi benim de bildiğim şeyler var. Onlar bir dağda yürümüyorlar. Onlar karayolundan gidiyorlar. Ve PKK'lılar mı? Hayır, işte BDP'lilerin heyeti. Evet. Şimdi bakın, 50 araçlı komando. Oradaki gidin güvenlik görevlilerine, valiliğe, yargı mensuplarına vesaire sorun. Bunların güzergahında bir helikopter uçurulamaz mıydı? Bir herhangi bir o buluşmayı engelleyecek herhangi bir önlem alınamaz mıydı? Bence birileri de sizin biraz önce uzun uzun anlattığınız çözüm çabalarına içeriden de sabote ediyor. İçeriden de sabote ediyor. Birileri bu buluşmayı gayet bir şekilde organize etti. Bu çok rahatlıkla engellenebilirdi. Tıpkı Hüseyin Aygün'ün kaçırılmasının engellenebileceği. Ama o vadilerde falan her zaman da asker olmuyor. Nitekim mayınlıyorlar, asker gidiyor. Çok mayınlarda şehit ediyor. Yani, olur mu? Şimdi bir heyet gidiyor. İçlerinde milletvekilleri üzerine helikopter uçursanız bu sefer başka türlü anlayamıyorum. Güzergahından bahsetmiyorum. Güzergahlarından bahsediyorum. Evet. Yani o PKK'lıların oraya inmesi, o yolu kesmesi, o gelen konvoyla karşılaşması. Yani ben şöyle anlıyorum orayı. Yani ben orada BDP milletvekillerinin biraz durumdan haberdar oldukları izlenimindeyim. İşte bu daha çok. Olaydan bir gün sonra Akşam Gazetesi'ne yaptığım açıklamada da bunu ifade ettim. Bu iki gün öncesinden planlanmıştı. Oraya çağrılmışlardı. Onların PKK'ları BDP'ler mi kötü değil mi? Oraya çağrılmışlardı. Şimdi bakın orada şimdi deniyor ki efendim bu yol güvenliği, 150 kilometrelik yol güvenliği neden sağlanmıyor? Şimdi adam gündüz normal sivil bir vatandaş, yarım saat sonra ağacın arkasında kıyafetini değiştiriyor, silahını omuzuna takıyor, 15 dakika aşağı iniyor, görüntüyü veriyor. Adam biraz sonra tekrardan sivil. Geçmişte Türkiye neden sivil terörist ayrımını yapmaksızın bölgede bu sıkıntılar yaşandı? Daha önce işte bölgede adeta herkes terörist gibi muamele edildi. Şimdi biz ısrarla sivil ve teröristi birbirinden ayırıyoruz. Bu konuda inanılmaz bir hassasiyet gösteriyoruz. Doğal olarak da sizin gösterdiğiniz bu hassasiyet, o toplumsal dokunun iyileşmesi yönünde gösterdiğiniz ve oranın sabot edilmemesi yönünde gösterdiğiniz hassasiyet böyle sonuçlar da doğurabiliyor. Yani sivil bir saat önce sivil, bir saat sonra terörist olarak karşınıza çıkıyor. 150 kilometrelik yolun herhangi bir kilometresinde 10 dakika önce sivil olan bir adam 10 dakika sonra karşınıza terörist olarak çıkabiliyor. Sorun burada şu: bu provokasyonu yapanlar siyaseten demin ifade ettiğim söylemle toplumu terörize edenler tabii ki burada büyük bir sorumlulukları var. Abdülkadir Bey'in bir şey çünkü son sözleri size Aygün'ün özellikle kendi genel başkanı ve görüşmemesi ve verdiği 4 sayfalık ifadeler doğrusu benim uçuşlarımı açıkladı yalnız Abdülkadir Bey. Yani dedi ki ben gelmesin dedim. Hayır ama önce Tunceli'ye gelince Kemal Bey Ankara'ya davet etti. Yani ben şu açıdan diyorum. Hiçbir genel başkan bu duruma düşürülmez. Bir başka nokta, 4 sayfalık verdiği ifadede diyor ki ben zaten o açıktayken bazı şeylerin ters gittiğini anlamıştım. Şunu diyeceğim ben. Ben Türkiye Cumhuriyeti Milletvekili rozetini taşıyan bir insanın kaçırılmasından dolayı gerçekten üzüldüm. Bir. İkincisi CHP eliyle Tunceli orada PKK'ya özellikle PKK'nın çok rahatlıkla at koşturmasına engel oluyor. Niye? En azından CHP'de olsa sivil siyasetle bağlantısı devam ediyor. Ama şunu görmek lazım. Adıyaman'da, İstanbul Kartal'da ve Malatya'da bir proje yürütülmeye çalışıyor. Özellikle Alevi vatandaşlarımızın üzerinde oynanmaya çalışıyor. Hükümetin bunu görüp bu tehlikenin üzerine gitmesi gerekiyor. Yani PKK'da Hüseyin Aygün olayı üzerinden Alevi vatandaşları terörize mi? Hayır, Hüseyin Aygün olayı da Alevi vatandaşlarımız üzerinde yürütülen projenin bir parçası. Çünkü eğer orada Hüseyin Aygün CHP'den ayrılıp
bağımsız olursa orada PKK hem moral üstünlük kazanmış olacak. Orada şunu görmek gerekiyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Tunceli'li olması nedeniyle BDP ve PKK o bölgede yeterince etkin olamıyor. Bu demokrasi adına çok önemli bir noktadır. Ama bundan sonra Asır Hüseyin Aygün'ün hareketlerini çok dikkatli bir şekilde izlemek gerekiyor. Çünkü genel başkanından da, yargıdan da, kamuoyundan da Hüseyin Aygün çok ciddi şeyleri kaçırıyor ve paylaşmıyor. Sadece ona dikkat çekiyor. Deniz Bey, var mı itirazınız? Programımız süre bitti. Yok, ben de aynı görüşteyim. Yani Hüseyin Aygün bazı bilgileri paylaşmıyor mu? Hayır, şunu söylüyorum. PKK keşke Tunceli gibi diğer bölgelerde de halk kazanılabilse, PKK'ya karşı ciddi bir tavır alabilse, o zaman dağdaki onların işte rehin tuttuğu, kaçırdığı insanları da almak daha kolaylaşır. Bence PKK Tunceli halkının tepkisine teslim oldu. Mahir Bey, son cümle olarak bir şey, süremiz şimdi yoktu. Son cümle olarak şunu söyleyeyim. 10 yıl içerisinde Türkiye'nin az önce sözünü ettiğim devletin öncelikleri, siyasetin öncelikleri, AK Parti siyaseti devletin öncelikli alanı olan birçok sorunu ekonomide, sağlıkta, eğitimde çözdü. Şu anda önümüzde devletin önceliği konumunda olan tek bir sorun kalmıştır. O da terör sorunudur. Ve ona bağlı, onun enfekte ettiği alanlara bağlı sorunlar. Bu da çözülecektir. Büyük devletlerin adımlar devam edecek. Büyük devletlerin büyük sorunları olur. Dolayısıyla her sorunda kendi içerisinde büyük